Merhaba. Bugün bu videoda size son zamanlarda çok fazla benim de artık duymaya başladım. Sizin de eminim duyduğunuz kaktüs uyutmak ve uyandırmakla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Ama ben burada asıl bahsetmem gereken şey bu uyutma ve uyandırmanın ne olduğu ve buna neden böyle dendiği ve bu doğru bir şey mi? Bundan değinmek istiyorum. Hızlıca anlatmaya başlayayım. Öncelikle bu kelime aslında yanlış bir kullanımı var. Çünkü bitkiler bizim düşündüğümüz gibi uykuya yatma, işte uyanma, uyandırılma gibi fonksiyonları yok. Onların kendi biyolojik saatleri var. Bitkiler zorlu koşulları atlatabilmek için, ki bu ne olabilir? Susuz periyotlar, çok soğuk dönemler, ki bu kimi bitkiye göre değişir. Bazen çok sıcak dönemler de olabilir. Kaktüsler için de geçerli olmak üzere. Ve günlerin kısaldığı, az ışık aldıkları dönemler olabilir. Yani kış ayları. Bu dönemlerde bitkiler enerji tasarrufu yaparlar ki buna aslında dormancy deniyor. Latince bir kelime. İngilizce'de de bu şekilde. Türkçe'de de, yani ben tahmin ediyorum ki dormansi diye kullanılabilir. Ama daha böyle bildiğimiz bir kelimeye çevirebilirsek bu ne olabilir? Yani belki uyuşukluk, uyuşma gibi şeyler daha doğru kelime. Uyku bunun için aslında doğru bir kelime değil ama uykuyu kullanıyoruz. Yani ben de öyle diyorum. Yani dilimize daha çok oturmuş ama aslında gerçekten uyku kelimesi yanlış bir kelime. Bitkiler uyumaz. Yani biz bitkileri aman hadi ben uykuya yatıyorum işte bana su verin hemen uyanayım falan gibi öyle bir şeyi yok. Yani bitkiyi biz uyandıramayız. Bitkiyi biz uyutamayız. Bitki kendi biyolojik saatine göre ve ortamın şartlarına göre kendi gelişimini, kendini dinlenme modunu alır, dormansiye geçer ya da geçmez. Bu kararı o verir. Ama biz yine de bizim o bahsettiğimiz hani uyutma ve uyku kavramları üstünden ilerleyelim. Aslında şöyle bir şey var. Bizim esas yapmamız gereken şey şu. Kaktüsümüzü kışın yani asıl dinlenmesini yaşayabileceği yer onun soğuk bir yere almaktır. Ki dış mekanda tutuyorsanız yani uygunsa yaşadığınız bölge hepsini benim gibi yani ben hep dışarıda tutuyorum zaten. Dış mekanda tutacaksınız. Hava derecesi 0 ile 10 derecenin arasındaysa eğer yaşadığınız yer, o zaman kusursuz zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bitkileriniz sadece bu şekilde duracak ve siz o tarz dönemlerde su vermeyebilirsiniz. Zaten 5 derecenin altında ben su vermeyi hiçbir zaman ben de yapmıyorum. Ama 5 derecenin üstündeyse hava, yani çoğunlukla yağmur altında bırakıyorum kış yağmurları ya da yerine göre su da verebiliyorum. Yani 0 ile 5 derecenin arasındaysa zaten hiç su vermenize gerek yok. Ama bütün kışı bu şekilde yaşayabileceğiniz yer çok az yer var. Yani Türkiye'de böyle bir yer var mı? Ben bilmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. O daha çok Amerika kıtasında olabilir. Türkiye'de nasıl, kışlar nasıl geçiyor? Ya ben İzmir'deyim. Burada kışın Ocak ayında tişörtle gezdiğimiz günler oluyor. Yani bazen hava 20'lere 25 derecelere çıkıyor. Eksinin altına çok az giriyor. Şimdi böyle durumlarda bazen çok güneş geliyor ki şu an güneşten gözüküyordur zaten. Yani bu kış güneşi ben sürekli alıyorum. Güney cephe. Şimdi sizin kaktüsünüz bu şekilde güneş alıyorsa bütün kış boyunca siz ona su ver, ben bunu aman işte uykuya yatırayım. Yok asla su vermeyeceğim falan gibi şeyleri yaparsanız o kaktüsleriniz bir süre sonra sakso ortamında, toprak ortamında çok sorun değil ama sakso ortamında bir süre sonra kökleri işlevsiz hale gelir. Yani zayıflar, incelir, pörsür. Çünkü kullanılmamış bir organ öyle düşünün. Hiç su görmemiş bir kökün bir işlevi yok. Enerji tasarrufu yapıyor zaten bitki. Zaten su da yok. O kökler işlevsizleşiyor. Siz bütün var olan bütün kökleri kaybedersiniz böyle durumlarda. Yani 2 ay, 3 ay hiç su vermediniz. Ama havada çok sıcak. Sıcak bir dönem var. Bitki su kaybediyor. Zaten hani bir kayıp içerisinde. Köklerini de kaybeder böyle bir durumda. Ne oluyor? Sonra siz Mart ayında sonra diyorlar ya işte kaktüsünüzü hadi uyandırın. Hadi uyandırdık dediniz. Aldınız işte su şeyini tıkır tıkır verdiniz. Bitkinin içindeki bütün kökler yani saksının içindeki bütün kökler işlevsiz. Ne oldu? Sizin bitkiniz gitti. Yani muhtemelen %70, %80 belki %100 ihtimalle o bitki gidecek. Ben hep böyle görüyorum sosyal medyada işte Facebook'ta, Instagram'da. Ya çok güzel bir de gerçekten çok pahalı. Yani böyle işte 100 lira, 300 lira, 500 lira almışlar. Takır takır böyle sünger olmuş. Büyük ihtimalle bundan işte. Yani sonra da onun neden öldüğünü anlamakta da zor oluyor tabii. Yani bana da işte bazen soruyorlar ya hiç su vermedim diyor mesela. Yani 2 aydır su vermedim. Hani normalde su verince çürür gibi düşünülüyor ya. Hiç su vermedim. Bu kaktüsüm benim neden öldü? Neden çürüdü? Büyük ihtimalle ondan öldü. Çünkü kökleri gitti onun. Yani biz ne diyoruz? Benim bir kaktüs sulama videom da var. Ki onun daha iyi bir videosunu da çekeceğim bu arada ama o videoda da ben diyorum yani kışın bu kaktüslerinizi yani kaşıkla ya da işte çay bardağıyla böyle yani az hani çünkü çok yavaş buharlaşacaktır kışın. İşte az bir miktarda o kökler biraz nemlensin. Yani kökler işlevlerini kaybetmesin diye bir su verin diyorum. Hani en kötü ihtimalle bunu yap. Yoksa zaten kış sulaması illa öyle olacak durumda değil. Dediğim gibi ben kışın bütün kaktüslerimi yağmurun altında tutuyorum. Bir hafta boyunca yağmurun altında kalmışlığı var. Yani Aralık ayında hava 5 derece, 10 derece. Bir hafta yağmurun altında kalıyor. Yani kaktüsler öyle sudan ölmüyor. Onu ben ara ara videolarımda söylüyorum ama onun ölme sebebi daha çok köklerin havasızlığı. Yani çok sulayınca daha çok havasızlıktan dolayı enfeksiyonlar başlıyor. Konuyu toparlayayım. Bu son zamanlarda yani çok gündeme geliyor. Sürekli bir de böyle sosyal medyada bir de işte çok takipçili hesaplar bir söyledi mi
Eyvah yani 5.000 kişi, 10.000 kişi izliyor. O 5.000 kişi bir 5.000 kişiye de, o 5.000 kişi bir 10.000 kişiye de, bütün bir anda yayılıyor böyle şeyler. Kaktüs uyutmak, uyandırmak gibi şeyler. Gerçekten kafanızı karıştırmasın. Böyle şeyler sizin yapacağınız şeyler değil. İşte ticari koleksiyonerler var. Bitkilerine çiçek açtırıp işte tohum elde ediyorlar. Tohumlardan üretiyorlar, satıyorlar falan filan. Ama yani onlar artık profesyonelce işe yaklaşan insanlar. Biz normal evde bir hobimizi yapan insanlarız. Çoğunuz da böyle. Şimdi sizin kaktüsünüz uyutmak, uyandırmak gibi şeylerle kafanızı gerçekten bulandırmayın. Bunun size hiçbir faydası yok. Bir de bunu şey gibi düşünülüyor. İşte kaktüs su verilmezse çiçek açar. Ya evet açabilir. Çünkü çiçek açma sebebi çoğunlukla bu tarz türler aç. Mesela bu tarz türler sürekli açar. Çiçeğe yatkın birkaç tür var. Bunlar öyle. Ama çoğunlukla bir kaktüsün çiçek açmasının ana sebeplerinden bir tanesi ölüyorum reaksiyondur. Yani kaktüs eyvah hani kökler gitti. Mesela çelik alırsınız. Başınıza da gelebilir. Etraftan da duyabilirsiniz. Ya derler ki böyle sosyal medyada paylaşıyorlar bazen. Çelik koparmış, kesmiş. Eforbia falan mesela. Ve çiçek açmış işte seviniyor. Ya sen köksüz olduğun halde çiçek mi açıyorsun falan diye seviniyor. Onun sebebi o değil yani. O size böyle bir şen şakraklık olsun diye çiçek açmıyor. Bitki ölüyorum diyor yani. Gitti, ben kesildim. Ölmeden bir an önce çiçeklerimi yapayım ki yani tomurcuklarımı saçayım. Çoğalmaya devam edeyim. Yaşama devam ettirme içgüdüsü canlıların insanlarda, hayvanlarda, her şeyde soyun devamını sağlıyor. Bitkilerin de tek yani ana fonksiyonu bu, soyunun devamını sağlamak, çoğalmak, köklerini, tohumlarını saçmak. O yüzden bir bitkinin yani bir kaktüsün çiçek açmasının ana tetikleyicisi ölüyorum reaksiyonu, ki buna da ne yol açabilir? İşte çeşitli stres koşulları, işte soğuk. Bunu hep duyarsınız, işte kışın soğuk geçirirse çiçek açar. Evet soğuk, çünkü bitki der ki eyvah çok soğuk, feci bir periyot geçiriyorum, ben galiba öleceğim, çiçeklerimi açayım. Bitki işte susuz kalır, eyvah ölüyorum, çiçeklerimi açayım gibi tetikleyiciler gerekiyor. O yüzden de işte dediğim gibi yani bu işe ticari yaklaşanlar bu tarz uygulamalar yapabiliyor. Ama amatör evinde böyle normal hobi kaktüsçüsü, işte böyle kendine bir ufak tefek bir koleksiyon yapmış insanlar bu tarz şeyleri girerse, bunun sizin kaktüsünüzü kaybetmenin ihtimaliniz çok yüksek. Ya da işte o dinlenme periyodunda tetiklemek, oradan çıkarmaya çalışmak normal bir ev kullanıcısı için çok fuzuli. Profesyonelce yaklaşmanız lazım. Ya da mevsim koşullarınız, doğal koşullarınız yaşadığınız şehrin buna uygun olması lazım, ki çoğunuzun değil. Yani hangi, yani Mersin'de, Adana'da yaşıyorsanız birçok anlamda çok şanslısınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kaktüsleriniz zaten mis gibi yetişir. Ama diğer şehirlerde yaşıyorsanız, ki İzmir'i de buna katıyorum ben, o kadar böyle ideale yakın koşullar yok burada. O yüzden böyle yerlerde yok işte ben 3 ay boyunca, 5 ay boyunca kaktüsüme su vermiyorum. Ne bileyim onu uyutuyorum, uyandırıyorum falan filan. Hayır, bitkiyi biz uyandırmıyoruz. Bitki kendi biyolojik saati var. Günler uzamaya başlayınca o anlıyor zaten. Gelişme dönemine geldiğini anlıyor. Havalar ısınıyor, enzimler harekete geçiyor. Tek eksiği su. İşte suyunu veriyorsunuz. İşte fotosentezi artık yani baş. Ama bu siz, ben suyu verdim, bitki bir anda artık gelişime geçiyor diye bir şey yok. O sanki öyle anlaşılıyor. Ben işte bitkimi uyandırdım, o artık şimdi gelişmeye başlayacak. Hayır, öyle bir şey yok. O, siz istediğiniz kadar su verin. Bitkinin iyi koşulları oluşmamışsa, işte sağlıklı kökler bilmem neler olmadıysa zaten bitki gelişmez. Sizin onu uyandırmanız da falan olacak iş değil o yani. Bu bitkinizi evinizde, salonunuzda tutuyorsunuz. Eviniz, salonunuzu 25 derece mesela. Siz bu bitkiye ben su vermiyorum derseniz, bu bitkiniz ya kökler gider ya dehidrasyon olabilir ki iyice büzüşür, ki ben bir tane örneğim var. Onu da unutmadan göstereyim. Yani bu kocaman kaktüs nasıl dehidre oldu gördüğünüz gibi. Yani hiçbir türlü artık toparlayamıyorum ben bunu, ne yaparsam yapayım. Yani kökleri de var güya, ama kökler bile artık, çünkü yani o kadar su kaybetti ki bu bitkinin kendine gelmesi için buna bayağı özel işler. Ya bunu biraz böyle nemli bir yere götürmem lazım. Burada İzmir'de olmuyor. Bir bahçem var benim. Biraz daha nemli, çiğ düşüyor sabahları, orası daha güzel. Ya bir ihtimal oraya gideceğim de şu pandemi yol yani yasaklar bir bitmediği için gidemiyorum hafta sonları. Böyle ölüyor. Bir de çok kısa da sukulentlere de değineyim. İşte bu türleri biliyorsunuz artık. Bu var. İşte şunlar. Şimdi bunlar bu ara, yani çok duyarsız işte, bunlar işte yazın uyuyor derler buna da. Evet. Ama o da dediğim gibi o da bir uyku değil yani. O da dormansi. Neden? Bu bitki neden yazın dinlenmeye geçiyor? Çok sıcak. Ama çok sıcak olduğu için onun da hayati tehlike hissettiği dönem o çok sıcaklar. Hava 30 derecenin üstüne çıktığı zaman bu bitki, ya yani ki sukulentlerin birçoğu öyle. Yani bu çok az bilinen bir şey. Sukulentleri, yani bizim bildiğimiz işte bu sukulent türü şeylerinin birçoğu. Ben şimdi türlerin hepsini bilmiyorum ama internette ulaşabilirsiniz. Birçoğu zaten yazın çok sıcakta, 30-35 derecelerde dormansi denilen ya da işte uyku dediğimiz o döneme yazın geçiyorlar. Kışın ya da işte bahar ayında tekrar onlar için sağlıklı bir koşul oluyor. Uyku olayı bu şekilde. Kafanız karışmasın. Ben illa uyutacağım, uyandıracağım gibi bir şey yapmayın. Kaktüslerinizi siz uyutup uyandıramazsınız yani, onu bilin. Bunlar şey değil yani, hani hadi kalk oğlum yerine yat diyebileceğimiz canlılar değil. Onlar kendi döngüye girerler ve çıkarlar. Sizin onu düşünmeniz gereken tek şey ona sağlıklı ortamı sağlamak. Onun evi topraktır. Ona iyi bir ev, yani iyi bir toprak sağlamak. Drenajlı, iyi tutunabileceği, bu videolarımda anlatıyorum. Uygun sıcaklık koşulları sağlamak. Mantıklı bir şekilde de sulamak. Yazın çok, kışın daha az. Bu şekilde yaptığınız sürece zaten bütün kaktüslerden aynı şekilde gelişme verimi alacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.